Belçin Bilgin. Kamera arkalarını izleseler. Belçin filmin başrolünde zaten. Abla ne oldu sana ya? Valla süpersin ya. Valla çatladım patladım bir şey oldu. İyi oldu yani. Lisede Keşanlı Ali Destanı'nda Zilha rolünü oynamışsın. Zilha rolü senin lisedeki ve hayatındaki ilk oynadığın rolmüş. O yüzden şimdi Keşanlı Ali Destanı'ndaki Zilha rolü seni çok ne acayip değil mi? Çok acayip. Ne acayip. Evet. Daha acayip bir şey. Senin hep mi acayip bir şeyler başına evet. geliyor? Aşk tesadüfleri severdeki olay yani. Ben de tam aklıma geldi. Senin ev mi evet. çıkmıştı orası? Evet evet. Benim evimi seçmişti Ömer. Aşk tesadüfleri sever dizisinde şey filminde mekan bakıyor. Doğup mekan bakıyorlar. Bayağı doğup büyüdüğüm evi Ömer Faruk Sorak Ant Sokak'ta benim doğup büyüdüğüm evi seçmişti benim oynadığım karakter için. İnanılmaz bir tesadüf. Filmde doğduğu büyüdüğü evi seçmek için yapım ekibi gidiyor Ankara'ya. Belçim'in hiç haberi yok. Yapım ekibinin bundan haberi yok. Gazi Mahallesi'nde bir ev seçiyorlar. Belçim'e diyorlar ki senin doğduğun büyüdüğün evi seçtik filmdeki evi. Belçim bir gidiyor gerçek doğduğu büyüdüğü ev Ant çıkıyor. Ant Sokak'ta. Evet. Gazi Mahallesi'nde Mehmet oturuyordu. Ben Ant Sokak'ta. Ant Sokak'ta pardon. Evet çok acayip. Sonradan gerçi bir işe yaramıyor böyle tesadüfler sadece öyle oluyor da. Yok yok o an için bir büyülü oluyor öyle deme ya. Yok yani, yani paraya çeviremiyorsun mesela bunu. Hikaye olarak anlatsan size acayip bir şey anlatacağım bana para verin diyor. Tabii acayip. Rodin'e sürekli ahtapot resmi çizermişsin. Kim dedi bunu? Kim dedi bunu? Ben atıyorum bunu kafamdan böyle tutuyor. Gece 3'te bile yatsan sabah 6'da kalkıp oğlunla oynarmışsın. Rodin'e sürekli klasik müzik dinletirmişsin. İrem. Sesin çok güzelmiş, şarkı söylemeyi çok severmişsin. Rodin'in ona ne dediğini biliyor musun? Ne diyor? Onu söyleyen oldu mu? Ne diyor? Yılmaz kızar mı bana? Kızmaz. Mami diyor. Mami diyor. Evet. Evet. Rodin'in İngilizce her şey öyle zannediyor. Zaten sen Fransızca İngilizce biliyorsun değil mi? Yılmaz Bey, anne de çocuğum, anne de evladım. Anneyi mi daha çok seviyor, babayı birkaç mı daha kez, çok? İkimizi de çok seviyor ve birkaç kez dışarıdayken yaptı. Yılmaz'ın da bayağı tribi var buna. Mami, Yılmaz Bey, mama mı istiyorsun? Çünkü oraya bulmadan işi. Belçim çabuk bunu düzelt falan diye. Peki, setteki küçük çocuklara sürekli hediyeler alıp onları mutlu etmeyi çok sever misin? Bu hiç benim şaşırmadığım bir şey. Sahiden de melek gibisin yani onun için. Evde telefonla konuşman yasakmış. O yüzden bütün telefon görüşmelerini eve gitmeden önce arabada yaparmışsın. Yok telefona çıkmıyor zaten genelde. Ha, çıkmıyor. Yok hayır. Hep kolay kolay sinirlenmezmişsin. O yüzden hep gülümsermişsin. Herkese selam vermeden bir yerden geçmezmişsin. Bu sende de mi var? Abi bende de ya. Ha, niye bu selam takıyor? Herkese ya. Selam merhaba kolay gelsin kolay gelsin kolay. Bütün gün yolda yani. Olmazsa kötü hissediyorum mesela evet, geçersen. Bak geçeyim selam vermeden birisi ya da kolay gelsin demeden geçeyim. İçime sıkıntı oluyor. Bir pundunu bulup 2 dakika sonra yeniden yolu değişip oradan geçip kolay gelsin. Evet, rahatlıyorum. Aynen öyle gidiyorum yani.